Evet sevgili izleyiciler, geçiyorum. İyi günler ablacığım. Üçüncü koşuya. Bu koşuya katılacak 3 yaşlı dişi İngiliz Tyler'ın. Start ekibine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 2 numaralı asiye 3 boyu kadar. At yarışı oynadım ablacığım. Onun sonuçlarını bekliyorum. Birazdan trilyon olacağım. Kusura bakma ya. Aslante kaçıyor. Çok açık sesi. Biraz kısın bari. Kadın yarım boyu kadar içinde. Peki ablacığım. Oldu mu abla? Nereye gidiyorduk pardon? Kanlıca. Kanlıca mı? Çok yakınmış ama ne yapalım, ekmek parası ablacığım. Kaloriferi biraz açmamız mümkün mü şoför bey? İçerisi çok soğuk da. Kalorifer bozuk ablacığım, çalışmıyor, kusura bakma. Niye tamir ettirmiyorsunuz? Ablacığım ben bu arabada şoförüm, mal sahibi değilim. Mal sahibi kaloriferi yaptırmıyor, ben ne yapayım yani, böyle idare ediyoruz. Olmaz ki canım böyle şey. Bari şu camı kapatın. Hem kolunuzla sarkıtmışsınız camdan aşağıya. Tekeyle direksiyon tutulur mu hiç? Ablacığım pardon da ben bir muhitin en kral şoförüyüm. Yani bırak tekerle, bak ben elimi sürmeden bile arabayı kullanabilirim. Ama madem siz öyle istediniz, kapatayım ablacığım. Buyurun ablacığım, kapattım. Elimi de içerime aldım. Hadi. Aa, külümde sigara izmaritleri var. Evet var ablacığım. Ya bizim durakta bir Ali Kemal var. Eşek er... Pardon abi bu yani. Eşek kulaklı herifin teki. 50 kere söylüyorum oğlum şunları temizle diye temizlemiyor. Şimdi durağa gidince kulağını çekeceğim ablacığım. Eşek kulakları. Beyefendi işin temizliği bir yana. Takside sigara içmek yasak değil mi? Evet ablacığım yasak yasak da müşteri içeceğim diyor. Ben ne yapayım yani, içme mi diyeyim? İçsin adamcağız, içiyor işte be abla. Pis baldayım. Kusura bakmayın ama bugüne kadar gördüğüm en kötü taksi şoförüsünüz. Abla. Abla anlıyorum, anlıyorum da yani sen de hiçbir şeyden memnun olmuyorsun ablacığım ya. Yani her şeye bir bahane buldun. Niye yapayım yani ben ya? Ben fotoğraf sanatçısıyım. Birkaç resminizi çekebilir miyim acaba? Resmimi? Aa bak bu olur ablacığım ya. Ben sana poz vereyim abla. Olur tabii. Buyurun. 333 diyeyim, 333. Tamam mı? Günaydın! Günaydın, günaydın! Ay 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 Seyitciğim, bu ne şıklık böyle? Bugün Sinan ağamla kasetçiye gideceğiz ya, o yüzden böyle giymişim. Büyük gün bugün yani, öyle mi? Hadi bakalım Seyit be. İnşallah bu defa bu kaset işini başarırız. Kısmet ağam ya, bakalım hayırlısı. Artık meşhur olunca da bizi unutmazsın Seyit abicim. Ya Ali Kemal, insan ailesini hiç unutur mu? Aferin be oğlum, delikanlı çocuksundur sen. Vallahi Melahat ablacığım aynı pen. Aman aman aman. Günaydın Akasya Durağı ve onun çok kıymetli şoför kardeşleri. Günaydın üçkağıtçılar kralı. Üçkağıtçı Sinan. Ya baba kurban olayım ya. Üçkağıtçı deyip durma. Bak iyi bir bik de öğrendi, o da üçkağıtçı diyor bana. Ya ağam sen neredesin ya? Buradayım Sait. Ya bırak dalga geçmeyi de hadi şöyle üstüne sen de böyle takım makım bir şeyler gide. Kasetçiye gideceğiz haydi. Tamam Sait, önce bize uğrayak, ben bir üstümü değişem öyle gidek, tamam mı? Haydi haydi. Oh, hadi gidelim. Merhaba. İyi günler hanımefendi. Nereye gidiyoruz? Kanlıca. Tamam. Tebrik ederim hanımefendi. Taksiniz ne kadar temiz. Aa, teşekkür ederim. Çünkü taksime, evime gösterdiğim özeni gösteriyorum da onun için. Evime bir konuk geldiği zaman nasıl temizliyorsam taksimi de aynı şekilde temiz tutuyorum. Çünkü müşterilerim benim misafirlerim. Ay ne güzel söylediniz. Bayıldım vallahi. Çok da güzel kokuyor. Az önce oto parfüm sıkmıştım. Şurada koltuğun gözünde gazete ve dergiler var. Arzu ediyorsanız okuyabilirsiniz. Çok güzel ya. Tam teşekküllü taksi. Öyle olması gerekmiyor mu? Aslında bütün taksilerin aynı şeyi yapmaları lazım. Pardon, ben fazla konuşarak sizi bunaltmış olabilirim. Herhangi bir radyo kanalı dinlemek ister misiniz? Açayım mı size? Yok, teşekkür ederim. Sizinle konuşmayı tercih ederim. Bir şey soracağım. Buyurun. Kadın olarak taksicilik yapmak zor mu? Tabii zor tarafları var her meslekte olduğu gibi. Peki niye böyle erkek gibi giyiniyorsunuz?
Mesleğe başladığımda erkek müşteriler biraz askıntı oldular. Ben de ne yapayım? Mecburen kılık kıyafetimde değişiklik yapmak zorunda kaldım. Ama hanımefendi, erkeklerin dünyada var olmak için illaki onlar gibi mi giyinmek gerekiyor? Siz kadın halinize çok zor bir işi başarmışsınız zaten, farkında değil misiniz? Kadın başınıza erkek işi denilen bir işi yapıyorsunuz ve üstelik birçok erkekten çok daha iyi yapıyorsunuz. Ha, teşekkür ederim. Çok önemli bir şey yapıyormuşum gibi davranıyorsunuz bana. Ay yo, lütfen yaptığınız işi küçümsemeyin. Siz kadınların isterlerse ne kadar zor işleri bile başarabileceklerinin en iyi kanıtısınız. Rica etsem şu şapkanızı çıkarabilir misiniz? Şapka mı? Olur. Ne kadar güzel saçlarınız var. Ne bu güzel saçlarınız ne de kadınlığınızı saklamayın bence. Siz kadın halinizde erkeklerin dünyasında ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Siz böyle güzelsiniz. Teşekkür ederim. Ben fotoğraf sanatçısıyım da bir resminizi çekebilir miyim acaba? Tabii. İzin verirseniz şurada sağa çekeyim. Sonra yapabiliriz. Allah Allah, ne işi var Okan'ın öyle bir yerde? Nuri Baba, biz bu Okan'ı çok iyi yetiştirdik. Nasıl böyle bir hata yapıyor anlamıyorum. Valla Mehmet Hoca yanlış arkadaşlar edindi herhalde. Onlar da çocuğu doğru yoldan çıkardılar. Ayrıca unutma, herkes hata yapar. Bereket, biz hatayı önceden fark ettik. Mutlaka önlemimizi alacağız, merak etme. Ben bu akşam Okan'la bir konuşayım. İyi edersin. Merhabalar Akasya Durağı ve onun çok... Sen değil lan. Çok değerli şoför kardeşleri. İşe yaramaz. Ne oldu Seyit'in işi be? Seyit'in işi oldu Osman Aga be. Benim tek hayalim, tek umudum, tek bir rüyam vardı. Seyit kardeşimi meşhur etmek, türkücü yapmak, zengin etmek. Nihayet başardım, becerdim yani. Aman, yani bu kaset işi oldu ha. Hadi hayırlısı ya. Eyvallah baba, oldu. Seyit abim nereye dur? Seyit eve gitti. Yarın sabah klip çekimi var. Menajer olarak git dinlen, yarın sabah dinç gelirsin dedim. Doğru yapmışsın, hadi bakalım. Hayrola Melahat Hanım, niye attınız şapkayı? Attım Nuri Bey. Çünkü bundan sonra ben bu şapkayı takmayacağım. Neden Melahat Hanım? Neden mi? Çünkü bugün arabama bir bayan bindi ve bana dedi ki... Melahat Hanım dedi, artık şu şapkayı takmayın. Siz böyle daha güzelsiniz dedi. Vallahi doğru demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Onun için bir daha bu şapkayı giymiyorum Nuri Bey. Kadın kılığıyla geliyorum. Vallahi böyle çok daha güzelsiniz. Sağ ol canım. Yaşa Melahat. Sen de sağ ol Bibikçim, yerim ben seni. Ali Kemal, hepimize benden çay, İbibi'ye de yem. Melahat. Hemen ablacığım. Ben seninle tavlum abla oynamak. Sen oynar mısın çocuğum? Yok Osman abi, sağ ol. Hayır. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Melahat Hanımcığım. Efendim. Hani dün sizin taksiye bir hanım binmişti ya. Evet. Hani size erkek gibi giyinme demişti. Tamam. Meğer o kadın gazeteciymiş. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Gazeteye çıkmışsınız. Ben mi gazeteye çıkmışım? Evet. Tebrik ederim Melahat Hanım. Siz... Seyit'ten önce meşhur oldunuz vallahi ya. Vallahi tebrik ederim. Gazetelere çıkmışsınız Melahat Hanım. Sinan merak etme. Sen de aynı gazeteye çıkmışsın oğlum. Ben mi? Benim ne işim var baba? İşte böyle. Melahat Hanım iyi taksi şoförü olarak, sen de kötü taksi şoförü olarak çıkmışsın. Olsun Sinan, üzülme sen. Yolla, bir taksi yolla. Sana teslimim. Melahat abla, herkes bir taksi bekler. Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollar biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla,
taksi yolla, yetiştir beni.